Arkadaşlar merhabalar. Çoktan böyle bir bireysel video paylaşımı yapmamıştım. Hep birileriyle mülakat yaparken, konuşurken gördünüz beni. Bayağı da olmuş, özlemişim böyle yalnız bireysel konuşmayı. Mülakat videoları devam edecek. Eski yoğunluğunda olur mu olmaz mı onu zaman gösterecek. Bugün üzerinde durmak istediğim bir konu var. Şimdi bu grup mülakatı videoları, ATPL tipli tipsiz olsun, kadet grubu olsun. Bu çalışmalar yapıldıkça ortaya bir takım feedbackler çıkıyorlar. Yani insanlar bir takım feedbackleri bizlere ulaştırıyorlar. Sadece bana değil, benim gibi bu işi yapan insanlara da bu feedbackler ulaştırılıyor. Şimdi benim gördüğüm bazı problemler var, saptadığım bazı problemler var. Sizleri etkileyen bazı şeyler var. Bu bazı şeylerden biraz bahsetmek istiyorum size. Mesela aklıma gelen ilk konu, bugün işlemek istediğim ilk konu, başka konular da işleyeceğim de özellikle bu konuyu işlemek istedim. Ortada şöyle bir şey var. Mesela grup mülakatlarında, özellikle ATPL tipli tipsiz mülakatlarında alınan 6 kişilik grupların içerisinde yeterince homojen dağılım olmadığı ya da homojen dağılımı bozan, heterojenite yaratan kişilerin alındığını söylüyorlar. Mesela kim bunlar? A hava yolunda EFO olarak işte bilmem kaç bin saat uçmuş. Kişiler bundan rahatsız oluyorlar. Mesela grup mülakata nasıl gelmiş? Herkes takım elbise, gömlek, kravat gelmiş. Beyefendi ya da hanımefendi atıyorum nedir? Kot tişört gelmiş. Ondan sonra da diğer arkadaşlarla dalga geçmiş. Ben bilmem kaç bin saat uçtum demiş. Ondan sonra onu demiş, bunu demiş. İnsanların morallerini bozmuş. Ukalalık yapmış. Bu işler benden sorulur, siz kaç yaşındasınız şeklinde tavırlar sergilemiş ve diğer arkadaşların da moralleri bozulmuş haliyle. Ya da grupların içerisinde şöyle insanlar olduğunu görüyoruz. İşte ben bilmem nerede şu ülkede psikoloji eğitimi aldım. Ben bilmem nerede hukuk eğitimi aldım. Bilmem ne fakültesinden mezunum. Benim yaşım şöyle, başım şöyle, çoluğum böyle, çocuğum böyle. Siz de kimsiniz gibilerden konuşanlar mı dersiniz? Benim babam bilmem nerede kaptan pilot şu kadar saat uçtu vesaire, bu işler bizden sorulur, biz ailecek vesaireyiz, şöyleyiz, böyleyiz konuşanlar mı dersiniz? Yani bunlar artık kendini bilir insanlar mı, bilmez insanlar mı? Bunların sonuçta öyle ya da böyle tahayyülü ya da bunlar hakkında karar vermek size kalsın. Siz kafanızda canlandırın, siz kafanızda tahayyül edin, sizin notlarını verin. Ama benim size tavsiyem siz olun. Böyle insanlara hiç prim vermeyin. Onların hangi hava yolunda ne kadar uçtuğu, ne kadar saat uçuş saatlerin, şeylerin, tecrübelerinin olduğu, hangi tipte eğitimlerinin olduğu, hangi gövdelerle uçtukları hiç önemli değil. Sizinle aynı mülakata gelmişler. Sizinle aynı sınava giriyorlar. Sizinle aynı CRM'den geçmek zorundalar ve sizinle aynı CRM'den geçemedikleri zaman aynı şekilde de line'a alınmayacaklar ya da uçuşa alınmayacaklar. Yani onların sizden daha üstün olduğu, daha farklı olduğu, daha başarılı olduğu kocaman bir balon. Aksi takdirde şirket ne yapardı? Senin CRM'e ihtiyacın yok kardeşim. Sen bilmem kaç bin saat uçmuşsun. Gel bakalım burada işe başla derdi. Aksi takdirde sen bilmem nerede, senin baban kaptanmış. Gel bakalım burada uçuşa derdi. Nasıl olsa ATPL'in de var artık senin. CRM'e girme derdi değil mi? Sen referanslısın babandan. Sen bilmem ne ülkesinde gitmişsin, atıyorum hukuk ya da psikoloji eğitimi almışsın. Canım ne olacak ki, Allah Allah. Gel buyur geç otur. Seni niye CRM'e alacağız? Derdi. Ama demiyor. Neden demiyor sizce? Neden böyle davranıyor koskoca şirket? Neden bu şirketin CEO'su bas bas çıkıp torpil yok diyor? Neden kralı gelse tanımam şeklinde konuşuyor? Bunların hepsi mi show business?
Yok, katılmıyorum. Onların show business olduğunu düşünmüyorum. Baştan beri söylediğim aynı şeyi tekrar edeceğim. Bileğin hakkıyla kazanılması için şirket ya da kurum elinden geleni yapıyor. Birilerinin bir takım söylemlerine, birilerinin bir takım şovlarına, birilerinin bir takım moral bozmak için ukalaca davranışlarına, böyle arrogant, ben bilirim, her şey benden sorulur hallerine, ben bilmem kaç bin saat uçtumlarına, madem o kadar pilottun, başka bir şirkette çoktan kaptan olmalıydın. Neden buradasın diye sorabilirsiniz mesela. Ya da madem sen bunları beceremedin, başaramadın, buraya geldin, şu anda bizimle aynı düzeydesin, bu tavırlar neden böyle? Ama siz bunları kafanıza takmayın yani. Onların ne olduğu çok önemli değil. Kendini bilen insanlar bu mülakatlarda geçerler arkadaşlar. Grubu baskılamak, grubun üstüne çıkmak, grubu domine etmeye çalışmak, bu şekilde ön plana çıkmaya çalışmak yarar değil, zarar getirir. Bir kere aklı olan, aklı yerinde olan, makul mantıklı düşünen bir aday ya da pilot ya da pilot adayı grubun altısının ya da üçünün birden zaten mülakattan geçmesi için elinden geleni yapar. Takım çalışması burada kriterlerden ya da takım çalışmasının uygunluk burada kriterlerin başında geliyor. Hatta liderlikten daha önce geliyor. Evet, etkili olmanız, asertif olmanız önemli. Çok aşağıda kalırsanız bu yüzden de elenme riskiniz var ama çok ön plana çıkmanız sizi asertif yapmaz. Çok başarılı kılmaz. Her şeyi bildiğinizi göstermez. Uçuş adına çok şey bilebilirsiniz ama bu bir CRM değerlendirmesi. Bu bir sınav da değil zaten. Burada kalırsınız. Kaldıktan sonra da torpil var da diyebilirsiniz. Bunlar pilottan anlamıyor da diyebilirsiniz. Çok şey diyebilirsiniz ama dedikleriniz sadece baki kalan bu boş kubbede hoş bir sedaymış şeklinde yankılanır. Arkanızdan da gülerler. Size düşen makul mantıklı insan ne olur olarak benim size tavsiyem şudur. Bu tip insanlara hiç prim vermeyin. Hiç umursamayın. Burada zaten amacımız şu değil. Böyle yaparsınız, şöyle geçersiniz. Ben hiçbir zaman vurgulamadım. Hiçbir zaman benimle çalışanlara ya da benim videolarımı izleyenlere ya da benim kitabımı okuyanlara geçeceksiniz, pilot olacaksınız sözü vermedim. Sadece görmediğiniz kısımları parmağımla göstermeye çalıştım. Sizi uyarmaya çalıştım. Görmeniz gerekenleri görebiliyorsanız, dikkat etmeniz gerekenlere dikkat ediyorsanız, bu anlamda da öyle ya da böyle bir öncelikle bir öz farkındalık sahibiyseniz, kimi ciddiye alacağınızı, kimi ciddiye almayacağınızı zaten biliyorsanız, benim bu sözlerime, yazdıklarıma, çizdiklerime de ihtiyaç duymazsınız zaten. Ben sadece hatırlatma yapıyorum, başka bir şey yapmıyorum. Bu noktada öncelikle hepiniz eşitsiniz. Grubu taşımak zorundasınız. Zaten birebir sorularda da psikologun karşısına geçtiğinizde de kiminle çalışmak isterdin, kimi almak isterdin, sen kimi bu benim yerimde otursaydın alırdın, kimi kabul ederdin sorularına dikkatli olmanız gereken şey zaten tüm grup şeklinde geçme çabanız ve herkesin bu geçmeyi hak ettiği yönünde olmalı. Ha gerçekten hak edip hak etmeyenleri onlar ayırırlar. Sizi strese sokan, sizinle dalga geçen, size ukalalık yapan, ben bilirimci tavırları olanları onlar zaten ayırırlar. Benim babam kaptanı deryaları da ayırırlar. Merak etmeyin siz, o konuda bir endişeniz olmasın. Sakin olun, açık yürekli olun, kendiniz gibi olun, grubu taşımaya çalışın. Paslaşın, birbirinize gayet saygıyla yaklaşın. Sevmek zorunda değilsiniz ama saygılı davranın. Hoşlanmadığınız bir profil varsa, bu şekilde sizi irrite eden bir profil varsa dikkate alın. Ama ruhsal, duygusal açıdan dikkate almayın. Onun öyle ya da böyle sağlıklı olmadığının farkına varın. Narsist olduğunun farkına varın. Öyle ya da böyle normal davranmadığının farkına varın. Kim olduğu önemli değil, nerede uçtuğu önemli değil. Nelere sahip olduğu da önemli değil. O da sizinle aynı şekilde aynı tornadan geçecek, aynı line'a dahil olacak, aynı şekilde eğitilecek, öyle ya da böyle. Sizinle aynı şekilde istihdam edilecek ve sizinle birlikte aynı maaşı alacak.
Sevgiyle kalın, ışıkla kalın, hoşça kalın.